Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. 7 numara 1.3 milim tığ kullanıyorum. Sizlerinize elinize herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Şimdi 3 tane zincir yapalım. 1 2 3 tane zincir yapsın. Milimi uzatıp alttaki zincire buraya fıstık yapıp kapatalım. Kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar bu noktaya fıstık yapıp kapatalım bu şekilde iki tane oldu üst üste yapmaya devam edelim sayısını söyleyeceğim dört tane yaptım bir zincir yapıyoruz yaptıktan sonra bu şekilde yapmaya devam edelim. Evet bu şekilde fıstıklar yapmaya devam ettim. Hemen sayalım şuradan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17 tane. Toplamda 17 tane olmalı. Bir zincir yapıyorum. 18. yapıyorum fakat kapatmıyorum. 18. kapatmadık. Hemen buradaki yan tarafa yapıyorum tekrar kapatmıyorum diğer yana yapıyorum bu şekilde tığımda 3 tane olmalı üçünü bir kapatıyorum ve tekrar bir zincir yapıyorum yıldız tekniği ile modeli öreceğiz bu şekilde üçlü kapatıyorum bir zincir yapıyorum buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum kapatmıyorum yan tarafa yapıyorum ve bu şekilde üçlü kapatarak sıra sonuna kadar gelelim buraya bir aşağıya yan tarafa üçlü kapatıyorum. Evet, üçlü kapatarak bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna gelmek üzereyim. Sıra sonunu birlikte yapacağız bu şekilde. Şimdi sıra sonunu yapalım. Buraya bir tane hemen aşağı yapıyoruz. Ve son nokta buraya yapıyoruz üçüncüyü. ve bu şekilde yine 3 taneyi kapatarak sıra sonuna geldim bir zincir yapıyorum ve çeviriyorum bu şekilde şimdi dönüşleri yapalım dönüşler bu şekilde olacak unutmayalım bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir yapıyorum buraya tekrar yapıyorum kapatmadan en başa yapıyorum tekrar kapatmıyorum yan tarafa yapıyorum Yine üçlü kapatmaya devam ediyorum. Evet, bu şekilde üçlü kapatarak yine sıra sonuna kadar buraya kadar geliyoruz. Sıra sonuna kadar üçlü kapatarak gelelim. Evet sıra sonuna gelmek üzereyim. Sıra sonuna birlikte yapalım. Sonuncuyu da buraya yapıyorum. Bu şekilde üçünü kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Evet şimdi ikinci sıramızı tamamladık. Düz olarak ördük. İki sıra düz olarak ördük. Şimdi yapraklı kısımları yapmaya başlayacağız. Yine dönüşleri yapalım. Evet üçlü kapatmaya devam edelim. Bir tanesini kapattık. Ben söyleyeceğim sayısını. Evet bu şekilde dört tane üçlü kapattık. Şöyle sayalım. Bir, iki, üç, dört tane yan yana fıstığımız var. Yani dört tane üçlü kapatmış olduk. Şimdi buraya bir zincir yapalım yine. Yeşil ipimizi buraya bu noktaya sabitleyelim. ipleri aradan yürüteceğiz tekrar bir zincir yapıp sağlamlaştıralım ve buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum kapatmadan yan tarafa yapıyorum bu şekilde 3 tane yeşili kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir tane yapıyorum bırakıyorum yeşili beyazı alıyorum hemen aşağı yapıyorum ve yan tarafa ipleri aradan yürütüyoruz ve hafif asılalım iki tane beyaz bir tane yeşil üçünü kapatıyorum ve beyaz ile devam edelim şimdi böyle yürütüyoruz aradan yeşil ipi Evet şimdi bir tane beyaz ile kapattık. Devam edelim. Beyaz ile üçlü kapatmaya sayısını söyleyeceğim. Evet beyaz ile kapattım. 5 tane beyaz ile kapattık. 2 4 5 tane yan yana fıstığın olması gerekiyor. 2 4 5 tane beyaz ile kapattık. Ve şimdi tekrar yeşil ipimizi alıyoruz buradan. Yaprak yapacağız yazı yürütelim. Şöyle hafif astılırsak arada belli olmayacaktır. Şimdi yaprak yapalım tekrar. Diğerinin aynısı yaprak yapıyoruz. 3 tane yeşili Kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya bir tane yapıyorum. Yeşili bırakıyorum. Beyaz ile sıra sonuna geliyorum artık. İki tane beyaz, bir tane yeşil. İki tane beyaz, bir yeşil. Üçünü kapatıyorum bir zincir yapıyorum böyle hafif asılıyorum yeşil ipi örgüme zarar vermeden ve beyaz ile sıra sonuna kadar geliyorum yeşil ipimi de devam ettiriyorum artık Evet bu şekilde beyaz ile sıranın sonu burası sıra sonuna kadar gelelim yeşil ipimizi aradan yürütüyoruz bu şekilde devam edelim beyaz ile tekrar dönüş yapacağız bir üst sıraya geçeceğiz Evet tekrar sıra sonuna geldik bu şekilde olmalı ve bir üst sıraya birlikte geçelim şimdi buradan yeşil ipimi böyle yukarıya alıyorum yine dönüşleri yapalım ve iki tane beyaz ile kapatalım 3 tane kapatıyorum bir tane daha kapatalım buraya bir aşağıya ve yan tarafa yine üçünü bir kapatıyorum bir zincir yapıyorum şimdi iki tane yan yana fıstığımız var yeşil ipi alalım dediğim gibi iplerimizi hafif asılalım daha düzgün dursun bir zincir yapıyorum buraya bir tane yapıyorum Tekrar yaprak yapıyoruz. 3 tane yeşili kapatıyorum. Tekrar bir zincir yapıyorum. Buraya bir tane yapıyorum. Yeşili bırakıyorum. Beyazı alıyorum. Bir tane de beyazdan yaptık. Bunu da bırakıyoruz ve yaprağın ortasındaki çiçeği yapacağız onun için renkli ipimizi alalım renkli ipi alalım buraya yeşilin ortasına sabitleyelim ve böyle iplerimizi aradan yürüteceğiz tekrar bir zincir daha yapıp sıkılaştıralım buraya yapıyorum. Ortasına yaptık, yaprağın ortasına yaptık. Birer tane rengimizden böyle pembe, beyaz ve yeşil. Üçünü kapatalım. Birer tane üçünü kapatıyoruz. Bir zincir yapıyoruz. Tekrar buraya bir tane yapıyoruz. Kapatmadan aşağı yapıyoruz. 2 tane oldu. Bırakalım bunu. Renkli ipimizi bıraktık. Beyazı alalım. Yan tarafa yapıyoruz. Bu şekilde. Bir tane beyaz, iki tane pembe olmalı. Tığımızda bir beyaz, iki pembe. Yine üçünü kapatalım. Bir zincir yapalım. Beyazı bırakıp yeşili alalım. Yaprak yapacağız sağına ve soluna yaprak yapıyoruz buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum ve yan tarafa bu şekilde 3 tane yeşili kapatıyorum bir zincir yapıp tekrar buraya bir tane yeşili bırakıyorum beyazı alıyorum İplerimizi aradan yürütüyoruz İki tane beyaz, bir tane yeşil. 2 beyaz, bir yeşil. Üçünü kapatıyorum. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk. Diğer yeşil yaprağı da yine aynı şekilde yapacağız. Birlikte yapıyoruz. Şimdi tekrar beyaz ile devam edelim. Buraya bir tane hemen aşağıya. 3 tane beyaz kapatıyoruz. Bir tane daha kapatacağız. Yine 3 tane beyazı kapatıyoruz. Şöyle iki tane beyaz yan yana fıstığımız var. Şimdi yeşili alalım. bir zincir tekrar buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum ve yan tarafa ve bu şekilde 3 tane yeşili kapatıyorum bir zincir yaptım tekrar buraya bir tane yapıyorum yeşili bırakıyorum beyazı alıyorum beyaz ile bir tane yapacağız bu şekilde yaptık bunu da bırakıp renkli ipimizi pembeye alıyoruz bu şekilde bir tane pembe bir tane beyaz ve bir yeşil hepsinden birer tane üçünü kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar Buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum. Bırakıyorum. İki tane pembe bırakıyorum bunu beyazı alıyorum. Ve yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde. Bir beyaz iki tane pembe. Bir beyaz iki tane pembe. Üçünü kapatıyorum. Evet. Burada bir zincir yapalım. Tekrar yeşil ipi alalım. Bir zincir daha yaptım. Buraya bir tane yapıyorum. Hemen aşağı yapıyorum. Ve yan tarafa. Bu şekilde 3 tane yeşili Kapatıyorum ve tekrar bir tane daha yeşil yapacağız. Bir zincir buraya bir tane yapıyorum ve beyazı alıyorum. İki tane beyaz, bir tane yeşil. İki tane beyaz, bir tane yeşil üçünü kapatıyorum. Evet, beyaz ile sıra sonuna kadar geliyoruz. Artık bu şekilde tamamladık. İlk bu sıramızda çiçek, tomurcuk kısmını ve tekrar sağına ve soluna yaprak kısmını yaptık. Bu şekilde tekrar sıra sonuna gelelim. Beyaz ile tekrar dönüş yapacağız birlikte. Evet, bu şekilde sıra sonuna geldik. Şurada yeşil ipimizi keselim. Tabii daha geride de kesebilirsiniz. Nasıl kesileceğini, yapılacağını göstereyim ben. Siz geride de kesebilirsiniz. Yani şuralara falan sabitleyip kesebilirsiniz. Bir zincirle böyle sağlamlaştırıp kesiyorum. Şimdi devam ediyoruz. Diğer rengimi hemen renkli ipimi yukarıya çıkardım. Yine dönüşleri yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya bir tane kapatıyoruz. Yaprakların üzerlerini yapacağız tomurcuk kısımlarını. Bu şekilde yine üçlü kapattım. Tekrar bir zincir buraya bir tane. Hemen aşağı yapıyorum. Bu şekilde beyazı bırakıp renkli ipimi alıp yeşilin ortasına yapıyorum. Evet böyle bir tane pembe iki tane beyaz üçünü yine kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum bırakıyorum bunu ve beyazı alıyorum yan tarafa yapıyorum bir tane beyaz iki tane pembe bir beyaz iki pembe üçünü kapatıyorum devam ediyorum beyaz ile bu şekilde üç tane beyazı kapatıyorum iki tane beyaz var yeşil ortasına geldik renkli ipimi alıyorum yeşilin ortasına da renkli ipimle yapıyorum bir tane pembe iki tane beyaz üçünü kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane aşağı yapıyorum İki oldu bırakıyorum beyazı alıyorum bir tane beyaz iki tane pembe bir beyaz iki pembe yine üçünü kapatıyorum Evet tomurcuk kısmım bu şekilde yine hazır diğer kısmı da aynı şekilde yapıyoruz tamamlıyoruz tane beyaz yan yana fıstık var. Şimdi hemen aşağı yapıyorum beyaz ile yine iki tane beyaz var. Yeşilin ortasına geldiğimiz zaman renkli ipimizle yapıyoruz. Bu şekilde bir pembe 2 beyaz, bir pembe 2 beyaz. Üçünü kapatıyorum, bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum. İki tane pembe oldu. Bırakıyorum. Beyaz ile devam ediyorum. Bir beyaz, iki tane pembe. Tığımda bir beyaz, iki tane pembe var. Yine üçünü kapatıyorum. Tekrar buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum. Yan tarafa beyaz ile devam ediyorum yine 3 tane beyazı kapatıyorum buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum iki tane beyazım var ve yeşilin ortasına renkli ipimle yapıyorum bu şekilde bir tane pembe iki tane beyaz bir pembe iki tane beyaz üçünü kapatıyorum tekrar buraya bir tane aşağı yaptım ve yan tarafa beyaz ile yaptım bir beyaz iki tane pembe bir beyaz iki tane pembe Evet şimdi beyaz ile sıra sonuna geliyoruz bu şekilde bu bölümümüzde böyle tamamlamış olduk tomurcuklarını yaptık tamamladık şimdi ise sıra sonuna kadar gelelim e, iki sıra burayı nasıl düz ördüysek diğer e, bundan sonraki sırayı da yine iki sıra düz öreceğiz ve buradaki yaprak kısmını yapmaya devam edeceğiz. Modelimiz aynısını tekrarlayacak. Şimdi buraya sıra sonuna gelelim. Tekrar dönüş yapalım. Dönüşte iki sıra düz olarak örelim ve sonrasına devam edelim. Evet bu şekilde çiçek kısmını yaptıktan sonra birlikte yapmıştık. İki sırada düz olarak örüyoruz. Burayı da aynı şekilde bir iki sıra düz örüyoruz. Yani girişte nasıl iki sıra beyaz ördüysek. Burada da yine iki sıra çiçek kısmından sonra ördük. Şimdi tekrar yaprak kısmını yapacağız. Hemen kaçıncı sıradayız onu da sayalım birlikte. Şöyle bir iki üç dört beş altı yedi. Yedi sıra örmüşüz. 2 4 6 ve 7 sıra ördük. Şimdi 8 sırada yaprak yapıyoruz. Yine aynı şekilde buradaki gibi yapacağız. Ee, başlangıçtaki gibi yapacağız. Şöyle başlangıcı 4 tane yapmıştık. 1-2-3-4 tane yapmıştık. Burada da yine aynı şekilde 4 tane beyaz ile kapatalım. Dönüş yapalım. Videoyu geri sarıp oradan bakabilirsiniz. Şimdi ben 4 tane üçlü kapatacağım. Evet. 1-2-3-4 tane Üçlü kapattık beyaz ile ve yaprak kısmını yapacağız. Buradaki gibi şöyle göstereyim. Yeni başlayanlar için önce özellikle kolay olsun diye bu şekilde inince ayrıntısına kadar göstermeye çalışıyorum. Buraya sabitleyeceğiz yeşil ipimizi ve aynı işlemleri yapacağız. Hemen ben sabitlemeyi de göstereyim ve buraya yaprak yapacağız. Birinci sıradaki gibi şöyle yaprak kısmını yapacağız buradaki gibi dört tane kapattıktan sonra yaprak ve buradaki birinci sıranın aynısını yaparak devam edelim ve modeli istediğimiz büyüklüğe gelesiye kadar örelim Evet ben bu şekilde örmeye devam ettim uzun lif modeli öreceğiz ve ilk önce burasını eksiltmeler yaparak öreceğiz sonra ipimizi kopartıp diğer yarısını da aynı şekilde öreceğiz bu şekilde iki sıra, iki tane çiçek sırası yaptım ben. Hemen sıra sayısını da söyleyeceğim kaç sıra olduğunu. Şöyle göstereyim yakından. Son sıramız yine iki tane beyaz olarak ördük. Şöyle sayalım hemen birlikte. Buradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra toplamda ördük. Evet, şimdi ipimizi kopartmadan bu yarısını eksiltme yaparak öreceğiz. İpimizi kopartıp diğer yarısını da aynı şekilde diğer yarısı gibi öreceğiz. Böyle tamamladık. Şimdi hemen ipimizi kopartmadan buradan devam edelim. Buraya bir tane yapıyorum. Kapatmadan hemen yan tarafa yapıyorum. Eksiltme yapıyoruz. İkisini bir kapatıyorum. Tekrar bir zincir, buraya bir tane. Üçlü kapatarak devam ediyoruz. Bu şekilde üçünü kapatıyorum. Evet, bir zincir yaptık. Tekrar üçlü kapatarak devam edelim. Buraya bir hemen aşağıya ve yan tarafa üçlü kapatıyoruz. Evet, üçlü kapatarak sıranın sonu burası. Buraya kadar sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonunda yine üçlü kapatarak buraya kadar geldim. Yine bu şekilde üçlü kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Evet, bu şekilde. 2 4 6 8 10 11 tane yan yana fıstık olmalı burası ikili kapattığımız yer. Hep sıra başlarında artık ikili kapatarak eksiltme yapacağız ve bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Buraya bir tane kapatmadan hemen yan tarafa yapıyorum bu şekilde. Unutmayalım bunu. Sıra başlarında mutlaka ikili kapatarak eksiltme yapacağız. Bir zincir tekrar üçlü kapatarak sıra sonuna geliyoruz ve istediğimiz Boyuta gelesek kadar eksiltme yapmaya ve üçlü kapatmaya devam edeceğiz bu şekilde. Üçlü kapatıyorum. Evet üçlü kapatarak yine buradaki üçlü kapatıyoruz. Buraya kadar ikili kapattığımız yere kadar üçlü kapatıyoruz. Tekrar geri dönüş yapıyoruz. Yine buradaki gibi ikili kapatarak eksiltme yapıyoruz ve bu şekilde örmeye devam edelim. Ve sonrasında kulp kısmını yapacağız. Ben de öreceğim bu şekilde fıstık sayıları her sırada bir tane azalmış olacak ve kup kısmını öreceğiz. İpimizi kopartıp tekrar bağlayıp buraya bağlayıp yine ikili kapatarak burada eksiltmemizi yapacağız ve buradaki yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını diğer tarafa da uygulayacağız. Kup kısmını yapacağız ve kenar oyasını da birlikte yapacağız. Evet bu şekilde ilk önce bu kenarı yapalım. Sonra diğer burayı yapacağız. burayı yapalım ve kup kısmını da birlikte örelim. Evet bu şekilde örmeye devam ettim. Diğer kısmını ben tamamladım. Şimdi kol cool kısmını yapacağız. Eksiltme yaparak bu şekilde örmeye devam ettim. Şöyle göstereyim yakından. 4 tane kalasıya kadar devam ettim ben bu şekilde. Sizler daha fazla da eksiltebilirsiniz. 2'ye kadar indirebilirsiniz. Şimdi burada kol cool kısmını yapacağız. Şöyle buradaki kol cool kısmını yapacağız. 4 tane kalasıya kadar eksiltmeye devam ettik. Yani sıra başlarında bir ikili kapattık. Ve sıra sonuna kadar üçlü kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane yan yana fıstığımız var. Ee, dediğim gibi 2'ye kadar ya da 3'e kadar da indirebilirsiniz. Bir 2 sıra daha eksiltme yapabilirsiniz. Yani benim için bu şekilde ideal. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hemen kol kısmına geçiyoruz. Buradan şöyle göstereyim ben. Üçlü kapatarak buraya kadar geldim döndüm ve buradan bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya bu noktaya yapıp kapatıyorum. Üst üste yapacağız. 2 oldu. Ben sayısını söyleyeceğim. Kapatıyorum bir zincir yapıyorum 3 oldu Evet bu şekilde yapmaya devam edelim Evet bu şekilde yaptım üst üste şöyle göstereyim 2 4 6 ve 8 tane 2 4 6 8 tane yaptım şimdi dokuzuncu yapıyorum kapatmıyorum dokuzuncuyu kapatmıyorum ilmek aldım ve buradaki noktaya 1 2 3 dördüncü nokta yapıyorum Bu şekilde ikisini bir kapatacağız İkisini bir kapatıyorum bir iki üç zincir yapıyorum bir aşağıya ilmek kaydırma ile sabitleyip bir zincirle burada ipimi kesiyorum ve kenarına başlayacağız şöyle Evet bu şekilde benim için ideal sizler daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz fıstık sayılarını. Eksiltip çoğaltarak. Evet kenar içinde ben bu şekilde yaptım. Çok güzel oldu. Gerçekten boyut olarak da ideal oldu. Şöyle şu kenardan başladım ben. Buradan başladım. Hemen sizinle birlikte de yapalım. Şuradan da başlayabilirsiniz sizler. Buradan da başlayıp 3 zincir yapıp ipinizi sabitleyip 3 zincir yapıyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. kapatıyorum bir zincir yapıyorum hemen bu noktaya her noktaya sabitliyorum ilmek kaydırma ile sabitleyelim tekrar 3 zincir her noktaya hiç atlamadan fıstık yapıp kapatıyoruz bir zincir yapıp bir ileriye ilmek kaydırma ile sabitliyorum tekrar aynı işlemleri yapıyorum bir zincir hemen bir ileri ilmek kaydırma ile sabitliyorum Evet kol kısmının üzerinden de bu şekilde geçiyoruz kenarlardan da bu şekilde geçip sıra sonuna geliyoruz Evet sıra sonuna gelelim Evet başladığımız yere sabitleyerek ipimizi kopartalım bu şekilde çok güzel oldu gerçekten boyut olarak da ideal oldu çeyizlerinize koyabilirsiniz hediye edebilirsiniz gündelik kullanıma da uygun bir model arkası da bu şekilde gayet güzel oldu böyle takım olarak yaptık şimdi diğer modelini de göstereceğim hemen kulp kısmı da güzel oldu böyle hemen diğer Karesini göstermek istiyorum bu şekilde ikili bir takım yapıp hediye götürebilirsiniz ya da çeyizlerinize koyabilirsiniz gündelikte kullanabilirsiniz Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım böyle tekrar bir göstereyim kenar oyasında bu şekilde de yapabilirsiniz karesinde yapmış olduğumuz gibi kenar oyasını takım olarak uygulayabilirsiniz bu şekilde. Kanalıma abone olup videolarıma beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.